Merhaba arkadaşlar. Ramazan'ın bu güzel ilk gününde sizlerle birlikteyim. Daha önce güllaç ve Ramazan pidesi videolarımı çekmiştim Ramazan öncesi. Sizlerle paylaştım. Hatta bugün Ramazan pidesi tarifini paylaştım. Ramazan'ın ilk günündeyiz. Sabra kalktık. Şimdi de iftar için hazırlık yapıyoruz. Ben şimdi yine gün içinde 3-5 tane çekim yapıyorum ama hangisi denk geliyorsa sıralamaya koyuyorum. Sizlerle paylaşıyorum. Ben şimdi sizlerle iftardan sonra o ara öğünde, sahurla iftar arasındaki ara öğünde çayın da atıştırmalık ya da sahurda da yenilebilecek bir ürün yapacağım. Sıcak da, soğuk da, ısıtılarak, ılık da tüketilebilen bir ürün yapacağım. Ne yapacağım? Tahinli çörek yapacağım arkadaşlar. Öncelikle hamurunu yoğurmakla başlayacağım. Makine kullanmayacağım, elimle yapacağım. Unumu tezgahıma koyuyorum, tuzumla karıştırıyorum. Mayalı bir hamur olduğu için her zaman diğer mayalı hamur tariflerinde anlattığım gibi tuz ve unu karıştıracağım güzelce ve bir havuz oluşturacağım. Tuzla un karıştıktan sonra ortasına, evet şöyle açalım, harika oldu çıkıyoruz, havuzumuz harika oldu. Maya ve suyumu koyuyorum arkadaşlar. Ilık suyum vardı, maya ile karıştırmıştım. Şöyle içinden alayım ziyan olmasın mayam. Gramajlar açıklama kısmında var zaten. Sıvı yağım ve tabii ki mayanın çalışması için, daha iyi çalışması için her zaman olduğu gibi ne olacaktı? Şeker olacaktı. Şekerim koyuyorum. Şekerim, mayam, suyum, ılık su olması önemli. Çok daha kolay çalışır mayanız. Bir güzel karışıyor. Şeker ortasında erisin. Yavaş yavaş şunu çekelim artık. Evet, bunu çekebilirim. Hamurumu yoğuracağım. Bütünleştireceğim arkadaşlar ve nemli bezin altında ya da streçleyip biraz hamurun ne olmasını, mayaya gelmesini bekleyeceğim. Daha sonra da tahinimle, pardon çok özür dilerim, tahinini yapmıyoruz, oraya gitti aklım. Arkadaşlar haşhaşımla, yağlı haşhaşımla, tane haşhaş değil, yağlı ezilmiş haşhaşla şekerimi, biraz da çiçek yağını, haşhaşın durumuna göre, bazı ezilmiş haşhaşlar arkadaşlar, ezme haşhaşlar çok ne oluyor? Yağlı oluyor. Bazıları da tamamen kuru şekilde oluyor. O yüzden onun, aldığınız markanın içindeki yağ oranına göre değişebilir. Ben bir aktardan aldım. Biraz sonra da zaten göreceksiniz hangi markayı kullandığımı göstereceğim arkadaşlar. Daha önce de file marketlerden almıştım. Orada bir plastik poşet içinde un reyonunda arkadaşlar yağlı haşhaş ezmesi olarak satılıyor. Plastik poşet dedim, plastik bir ağızlık etli ambalajda. Çok şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Şuna dikkat etmenizi tavsiye ederim sevgili dostlar. Haşhaşlar çok bayatladığında, son kullanım tarihine yaklaştığında nem kokmaya başlıyorlar, kötü kokmaya başlıyorlar. O yüzden siz mutlaka yeni üretim olan, son kullanma tarihi yaklaşmamış haşhaş ezmelerini alın, ona dikkat edin derim. Yoksa nem kokusundan yaptığınız ürün yenmiyor, ziyan oluyor. Boşu boşuna zaten ezme haşhaşın da fiyatı malum, o da yükseldi. Her şey olduğu gibi Türkiye'deki pahalılıktan o da etkilendi arkadaşlar. O yüzden tavsiyem, doğru tarihe alın. Tarihine bakarak doğru tarihte kullanalım. Beni Ramazan'ın ilk günü mü çarptı? Ben niye konuşamıyorum bugün? Çok iyi konuşurdum. Herhalde orucun ilk günü. O yüzden biraz kekelemeye başladım arkadaşlar. Kusura bakmıyorsunuz. Hamurumu yoğurdum. Haşhaşımı da birazdan içine hazırlayacağım. Ben hamuru toparlayayım. Hamur bir mayaya gelsin. Mayaya geldikten sonra hamurumu, hatta şöyle yapalım, hamurumu önce ben hemen toplayıp bezeleri ayırıp bezeler şeklinde hamurum dinlensin. Ben 250 gramdan yaptım Ramazan, çünkü çok fazla tüketemeyeceğimiz için bayatlamasını istemiyorum. Bir sevdiğim bir ürün, az az yapıp arkadaşlar bittikçe tekrar yapıyorum. Sizlerle de bir yapışımı paylaşmış oldum. Şimdi burada
Hamurumu yoğurdum. Şöyle iyice toplayayım. Bezeleri ayırsam hamur çok daha kolay mayaya gelecek. Çünkü daha çok ıslanacak etraftan. Şöyle hamur bezelerin büyüklüğü önemli değil. Açık arasına haşa sürüp zaten ne yapacağız arkadaşlarım? Rulo şeklinde yapıp keseceğiz. O yüzden önemli değil. 5-4 tane, 3 tane beze yapıyorum. 3 tane yapayım. Beze yapacağım ve mayalandıracağım. Daha sonra da burada buluşacağız. Evet arkadaşlar, hamurları mayalandı. Açtım üzerlerini. Şimdi onu bir güzel tek tek bunları açacağım. Burada tahinim, şekerim ve sıvı yağımı karıştırdım. Çok güzel bir şekilde. Topak topak olmayacak arkadaşlar. Tamamen iyi açılması gerekiyor tahinin. Bilginiz olsun. Tahin, sıvı yağ ve şeker çok güzel bir şekilde karışıyor. Bazı ustalarımız buna süt de katabiliyorlar. Ben süt katmıyorum. Katmadım. Tahinin miktarını açtığımız hamurun içine çok koyan da var, az koyan da var. O artık damak zevkinize kalmış. Sizin ne kadar istiyorsanız o kadar sürebiliyorsunuz. Birazdan göstereceğim zaten kapatma şeklinde. Ben bol tahini seviyorum. Yaş seviyorum. Öyle pişireceğim. Şimdi sizin için arkadaşlar buradan hemen hemen bir tepsi kadar çıkar. 26-32 ölçülerinde bir dikdörtgen tepsiden çıkar. Ben şu tip alüminyum tabakları kullanıyorum. Daha pratik oluyor. Porsiyon porsiyon pişirip onların içinde saklıyorum. Şimdi bir güzel şu açtım artık yeter kullanımına. Bunları kenara alacağım. Çay ihtiyacım var. Tabağımı şöyle önüme alayım. Pişireceğim tabağımı. Tahinimi yine kontrol ediyorum. Topaklar olmasın içi. Çünkü tahin durdukça arkadaşlar dilime dolandı ve bugün herhalde Ramazan ilk günü. Tahin değil tabii ki, nedir, ne yapıyoruz? Haşhaş ezmesi arkadaşlar. Haşhaş ezmesini içinde topaklar olmasın. Güzelce iyice açalım. Bugün herhalde ilk günün mahmurluğu mu diyeyim, ne diyeyim, üzerinde biraz tekliyorum konuşurken, affınıza sığınıyorum. Evet, haşhaş ezmesi, toz şeker ve sıvı yağımı karıştırdım. İçinde topaklar olmamasına dikkat ediyorum dedim. Şimdi elimle bir güzel bunu her tarafına gelecek şekilde yedireceğim. Çok cıvık olmayacak, çok da kuru olmayacak arkadaşlar. Zaten bir kez yaptıktan sonra, pişirdikten sonra yediğinizde damak zevkinize göre biraz daha şöyle yapayım diye karar veriyorsunuz. Daha iyi oluyor ikinci denemelerinizde. Evet, şöyle yapalım. Şuraya da biraz. Bunun içine ceviz, fındık, ne isterseniz atabilirsiniz. Ben bugün tercih etmedim içine bir şey atmayı arkadaşlar. Atılabilir de. Şimdi bunu bir güzel, çok sıkı olmayacak şekilde sarıyorum. Evet, sar. Büyüklükleri, şu elimi sıyırayım buraya. Şu uç kısımdan alayım. Uzunlukları diyeyim daha doğrusu. Yani şurada 3'er santimler halinde kesiyorum. Önemli bu aralıklar çünkü birazdan yanlamasına dizeceğiz tabaklarımıza.
Arkadaşlar alıyoruz, şöyle yan çeviriyoruz. Kesik tarafları üste gelecek şekilde bu kaplarımıza diziyoruz. Eğer tepsi kullanacaksanız tepsinizi yağlayabilirsiniz tabii ki. Yağlamanız gerekiyor. Bu alüminyum folyo bundan çıktığı için ben hiç zaten yapışma sorunu olmadığı için kullanmadım. Evet. Güzelce koyalım. Şurada ziyan olmasın, şurada dursun. Kalan haşhaşı yine arkadaşlar üzerlerine gezdireyim. ...180 derecede arkadaşlar yaklaşık 30 dakika, 35 dakika pişiyor. Kızarana kadar. Sonra da çimini çektiğinde enfes bir şekilde tüketiyoruz. Hem sıcak hem soğuk, hem de ısıtarak da tekrar tüketilebilir. Haşhaşlarımız. Ben fırına atayım, pişireyim. 180 derece ısınmış fırında pişecek. Pişireyim, fırından çıktıklarında beraber arkadaşlar evi muhteşem bir koku sardı. Bakın ne kadar güzel kabardılar, ne kadar da düzenli sırıldılar. Bu haşhaşlı çörek inanılmaz güzel görünüyor. İftarı sabırsızlıkla bekliyorum. Şimdi çıktığında da iftardan sonra tadarken de içini böyle ikiye kesip size iç kısmında göstereceğim. İnşallah çayla birlikte de afiyetle yiyeceğiz. Deneyenler için şimdiden afiyet olsun diyorum.